Fethiye'de köfte yemeye gidenler de var mı? İç Anadolu ezgileri kokuyor orada. Klein. Sizce? Evet. Ben kız sandım bir an. Hayatımda hiç kız söyledim. Ben açtım bir kere şeyimi gözlüğümü kapıyordu. Evet bakalım hangi sefer? 15 neresiydi ya? 15 neresiydi, bilen var mı aranızda? Hadi bilen yazsın aşağı. Bir de dantelli çiftleri vardı. Genelde şeyleri. Otobüslerin dolmuşlarının dikkatinizi çekiyordur. Böyle dantelli, böyle perde gibi. Niye öyle yaparlar hiç düşündünüz mü? Evet, Aşçı Hüseyin'e mutlaka uğrayın. Korkuteli'ne geldiğiniz zaman. Şimdi Aşçı Hüseyin'e doğru gidiyoruz. Burası Korkuteli. Şehir merkezinin tam orası. Salih Papil Avukat'ın ve Adıyaman çiğ köftecisinin köşesi. Direkt. Salih Papil. Tutku Döner'in yanından geçiyoruz. Ser kebap da var burada. Salih ama bizim Papi. Hedefimiz. Nerede? Devam et direkt. Salih Papil. Bir şeye gidiyoruz. Aşçı Hüseyin'in yerine gidiyoruz. Gebe Ayta. Salih Papil. Anne biz yere gidiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Evet, Aşçı Hüseyin'in yanına gidiyoruz biz. Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi varmış burada. Tayfun Soğukma anne, var. Tortu teri. Soldan gideceğiz. Tortu teri yerde. Ona böyle sağa gideceğiz. Şişçiyim. Anne tortu teri Pasar. Yerde. Burası çarşının tam merkezi. Anne tortu teri yerde. Evet, oraya. Yok, bir ileriden anne, gideceğiz. Anne tortu teri yerde. Burası Korkuteli. Bir ileriden. İzer. Sen buradan gireceksin. İzer. Çoraman İnşaat. Sayçan, Sayçan düzgünü. Anne burada Atatürk var. Evet, size Aşçı Hüseyin'in yolunu tarif ediyoruz. Hiçbir yerde yok. Soldan. Şişli soldan, Mehmet var. Soldan dedim bana. Duymadın herhalde. Koştum gittim de ya suçtum. Anne. Anne ya suçtum ben. Soldan. Anne ben ya suçtum. Sağ mı sol mu? Eda, here informus sağ. Burası mı? Gema Vita. Sağ dönüş yasak. Sen park et bir yere solda. Burada bir yerde işte. Sağ burası. Evet burası işte. Arkada bir yerde. Yani kunduru aldırdık ne güzel. Böyle kunduralarımız vardı liseye giderken tabii ki. Bir de iş hayatında çok az kundura giydim ama. Evet, Hüseyin'e doğru giderken. Bir bekle abi, bir gelecek. Bizim gelecek. Çık öğretecek yeri verdi. Evet, Korkuteli'nde gezerken. Gili Market. Aziz Allah. Evet, Korkuteli burası. Gelmeyenler için bir şehir turu. Jandarma karşıda.
geleceğimiz yer burası. Aşçı Hüseyin. Murat'ın tavsiyesi. Evet, Aşçı Hüseyin'in yerine oturduk. Bu ekmekleri de çok severim. Böyle bol bol ekmek yağışı. Aşçı Hüseyin'in yeri. 1971'den beri. Benimle yaşatmış. Çok acı, bir tane yedim de yandım, yemin ediyorum yandım. Geldi. Sağ ol. Öf, tereyağlı. Teşekkür ederiz. Mis gibi. Teşekkür ederiz. Tereyağı sıcak mı? Tereyağı bol bol. Mercimeği geldi. Tereyağı sıcak mı? Afiyet şeker olsun oğlum. İyi de maşallah. Öyle mi? Arama burada araba var. Ha? Allah razı olsun. Evet, şimdi girdik. Aşçı Hüseyin, Korkuteli dediler. İlk başta Murat arkadaşıma sorduğumuzda burayı tavsiye etti. Aşçı Hüseyin'in yeri. Oo, baktık ve yemekler gelecek birazdan. Orada pişiyorlar. Yakından bakabilir miyim usta? Evet. Tadına birazdan bakacağız. Bir yakından göstereyim size de. Murat tavsiye ettiğini Murat yemekten anlıyor. Mutlaka güzel bir lezzet bizi bekliyor olacak. Siz de buranın sahibi misiniz? Evet efendim. Korkutelimizin meşhur şişi eskiden parçası. Eskiden beri, olan. 1971'den beri sanırım. Evet efendim. Babadan oğula. Evet maşallah. Babamız da sağ başımızda. Ne güzel, Allah uzun ömür versin. Meşhur paça çorbamız. Haa, o da mı var? Vay, evet. Ben Maraşlıyım, onu çok severim. O bizim esas şeyim. Sizden biraz değişik. Bizimki farklı, onu terbiyeli. Onu da yiyorum Antalya'da, evet. Şeyi de yiyorum. Ne var orada? Bir tane Şemsi. Şemsi de yiyorum, evet. O da güzel yapıyor. Biz keçik elmesi kullanıyoruz. Bilseydim yerdim ya onu da. Neyse, bir dahaki sefere. İnşallah. Vay be, şey de varmış. Şemsi'deki paça terbiyeli olan. Bizimkisi acılı olur. Maraş'ta daha evet. Farklı. Onu da yapıyorlar da biraz sulu kaçıyor. Beyran iyidir Antep'in. Onu internette görüyorum. Bir gideceğim inşallah. Evet. Sırf oraya bir lezzet turuna gideceğim. Kesinlikle. Burada Atay'ın uğradığı yerlere sizi takip etmiyorum. Sizi de öğrenmiş yazacağım olalım. Işte, evet. İnşallah. Gözleriniz de çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz yemeğe konsantre olalım. Görüşürüz. Afiyet olsun. Evet. Burası böyle. Afiyet olsun. Evet, bu sürahileri de özlemişsinizdir. Bunlar köyde çok vardı. Hatta bu eskiden böyle matrasla hatırlarsınız tabii ki. Bunlar da palakçılar. Bunlar hep detay. Özleyenler için gelsin. Burada sabun var. Evet, Aşçı Hüseyin'deki plakimiz geldi. Misler gibi. Birazdan bunu götüreceğiz. Yağ bandırılmış. Ya. Süt var içinde. Evet, birazdan tereyağı yemeğe bakıyorum. Hatta yerken çekeyim ben kendimi. Biraz zor oluyor yerken çekmek ama bir ilk izlenimini alırsınız en azından. Ben biraz ekmekçiyim bu sıralar. Ekmek de yemedim fazla. İş yerinde yemek yemiyorum. Ekmek de, bir de ekmek de, bir de al bebeğim. Aç ağzını. Geldi. Yemeyecek misin? Oo bak, köftelerimiz geldi sadece. Güzel. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olasın. Evet, geldiler ve kuzu. Bunlar Hasan'la. Hadi ilk izlenimle bakalım. Devam edelim miyim ya, izlenimlerimiz. Tuz alabilir miyim aşkım? Bu mu tuz acaba? Evet. Bugün buranın pazarı, dolaşabilirsiniz. Köylü pazarı. Evet. Her çeşit manevi, zebze, meyve, yerli. Harika. Kapalı pazarı da var. Oraya bakacağım o zaman. Mutlaka. Elinize sağlık. Efendim? Evet, şimdi devam ediyoruz. Tamam. Evet, bunu sevenler çok sever. Bunu götürelim. Çok güzel. Tahinin ayarlaması da güzel. İlk önce bunun bir tahini var. Baştan demiştim.
Bunu tam ayarında koymanız lazım. Sirkeci. Adamlar. Yumurtayı çok seviyorum ben. Çorba. Ekmek yiyeceğim bundan. Yumurtada bol olursa bak soğanı. Yiyeceğim bir de. Ne yiyeceksin peki? Çok güzel. Harika. Evet, Murat'ın dediği kadar var mı bakalım. Kokusu güzel. Köfte köfte köfte. Kıvrımı da çok güzel. Bak burada bir kıvrım var. Köfte al. Çok iyi Orhan. Ya Orhan'da kızartılmış, Orhan'ı yakmamışlar. Çorbamı yiyeceğim sadece. Et Orhan'ı gerçekten iyiymiş. Oo. Kaçırmayın. Beğendin mi? ACD'yi seçir misin sen? Anne baştan ye demek. Başkan sen beğendin dedim. Mi oğlum mercimeği? Beğendin mi? Ama bitirmen lazım, öyle yarım bırakmıyoruz. Evet, biz bayağı bir ilerledik. Yemek bırakmadık neredeyse masada. Ve keyif alıyoruz ve almaya devam ediyoruz. Evet, her şeyin bir sonu var. Mutlaka. Ama lezzetin sonu yok. Yedik afiyetle ve çayımızı yudumluyoruz. Keyifliydi gerçekten, hoşuma gitti. Tadı güzel. O yağ başka yerlerde yediğim zaman yağdan mı bir şeyden rahatsız oluyordum ama bu yağ gibi akıp gitti. Et oranı iyiydi. Yani gelin derim. Aşçı Hüseyin'in yeri. Korkut Eli. Kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Evet, Korkut Eli pazarında da ateş ölçülüyor. Korkut Eli'lerin gözleri çok güzel. Dikkatimi çekiyor burada. Korkut Eli'lerin gözleri mavi, yeşil. Evet, Korkut Eli pazarındayız. Çarşı merkezindeyiz. Elmalar da çok güzel görünüyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, Korkut Eli pazarı. Birazcık daha farklı, böyle yerel bir hali var. Çok toptancı yok burada. Herkes kendi şeyini yapıyor. Daha böyle güzel. Bir dikkatini çekiyor ama böyle klein klein alır. Yok, klein 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 klein. Ya yok ya. Hayır. Kalemim. Bankamatik yok mu burada? Bir bankamatikten para çekelim ya. Hadi dönelim. Bankamatik görürüz belki orada. Evet, Korkut Eli'nde pazarın karşısında tost yiyebileceğiniz, Denizli bıçakçılar da var. Bıçak alabileceğiniz yerler de mevcut. Tostçu Mehmet'in yeri var burada. Nur Pastanesi var. Gilli'ye doğru bir gidelim. Gilik'ten bir dondurma alalım. Korkut Eli'ne geldiğiniz zaman mutlaka Gilik. Gilik. Unutmayın dondurmaları. Bu da Murat'ın bir tavsiyesiydi bana. İş arkadaşım Murat. Ona da selam olsun buradan. Teşekkür ederim.
Aşçı Hüseyin güzeldi gerçekten. Bisikletler hep eski tarz burada. Değil mi? Tifariydi. Evet, burası tam şehir merkezi. Güzelin Korku Oteli, o da Korku Oteli. Ha, Korku Oteli. Köyceğiz aklıma geldi bir an. Aslan Galatasaray. Evet, Korkuteli. Turumuz devam ediyor. Arabayı nereye park ettik acaba? Bir de para çekmemiz lazım. İş bankası bulmamız lazım. Network. Biz arabayı nereye park ettik acaba? Arabayı hatırlıyor musun? İşte bu. Dedemin lastikleri. Eskiden biz de lastik yerdik. Bunlardan göremiyorum. Evet, fiyatlar hakkında da bir bilgi sahibi olmanız için çarşı merkezi 2. kat 2+1 geniş daire 170 165, 160, 170, 85 ve 2+1 eski hastane yanı. Fiyatlar normal. Çok pahalı değil. Ve bisikletçi de var burada. Lassa Mondial. Evet, Gilik dediğim şey bu. Gilik. Gilik. Burada da güzel bir kıraathane var. Çay içmek için buraya gelebilirsiniz. Güzel bir mavi bir yer. Tuşu mavi. Burada da güzel bir berber. Dükkanı eski. Çerçeveleri halen eski ve çok güzel. Arabada burada dondurma yiyeceğiz. Gilik marketi de varmış. Ay, çok neredesin? Gilik. Evet, dondurmaya bir bakalım. Gilik dondurma. Yolda yeriz. Ayakkabı mı beğendi? Bu taş gibi işte, böyle bir şey alacaksın. Bu en güzeli. Ortaya koyacaksın. Kolay gelsin. Ne kadar bunların fiyatı? Bu 750 lira. Altında 800. Bir de içeride var 550. Şmark solcu zahın. Zimhun da kosuz. Evet. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bunlar şey aldı sonra... aynı ondan. 2000 liraya şeyden Antalya'dan. Fena kazıklandı. Ya Antalya'da kazıklıyorlar insanı. Buraya gelin, buradan alışveriş yap. Gilik, evet. Dondurması güzel dediler. Evet. Gilik dondurmasına geldik. Hoş geldiniz. Taş oldu. Evet, çeşit çeşit yanık. Esas yanık buradan doğmuş diyorlar. Gilik. Nur da vardı ama bu Gilik esas baba burada. Çeşit çeşit hem de bakın. Haydi dondurma seç oğlum. Gilik. Murat tavsiye ettin ve geldik. Kolay gelsin. Evet, Gilik böyle kısaca gösterelim. Bir dondurma alacağız da abicim. Dondurma alalım.
Salih Can'a. Gel oğlum. Hangisini istiyorsun? Hoş geldiniz abi. Merhaba canım. Yanık. Oo çok çeşit. Yanık keçi alayım ben. Yanık şu an kalmadı. Beyaz. Yanık sade, yanık kakao al. Baksana o ilginç gelebilir. Yanık mavi. Kakao. Mavi. Evet. Mavi yapıyorlar. Bu beyaz mı? Evet, Özgürlüğün karşısına da açmışlar. Antalya'dakiler için. Evet. Hmm. Aşkım sen istiyor musun? Ben de alayım, ben merak ettim çünkü. Yanık. Ama yanık yok. Yanık yok mu? Kakao yok mu? Var. Yanık sade de var, kakao da var. Ha, sade ama var mı yanık? Var. O zaman ben bir tane yanık alayım sade. Ben yanık kakao alayım ya. Yanık kakao nasıl olur? Beğenmedin mi? O yanık. Ha o zaman ha, yanık şey yemedi. Yanıksız mı? Evet ya. O yiyemedi yani. Normal. Anlamaz ki kak. Şey diyor badem. Oreo yesin o. Oreo'lu var bak. Çeşit de çok mu? Sen kendin istiyorsun. Biz aldık. Ben yanık alacağım. Kakao. Evet yanık kakao. İlk defa canlı yayında yiyorum. Hmm, yanık yanık kokusu geldi ha. Değişik. Sadesine alıştığım için bu birazcık alışmam lazım. Ama güzel. Sadesini hiç kaçırmayın da kakaolusunu da deneyin derim ben. Anne, evet, az laf çok iş. Korkuteli Belediyesi. Şişli Ramazan da burada hemen. Burası da şey belki. Eskiden şehir merkezinden geçerdi Antalya'dan İzmir'e gidenler. O zaman bu Şişli Ramazan'da bayağı bir yemek yenirdi. Halen yani en meşhuru da Şişli İbo ve Şişli Ramazan'dı. Şişli İbo ve Şişli Ramazan.